Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün iki videomda anlatacağım konu güvercinlerimizde kullandığımız suluk temizliği, suluğun kümesteki yeri ve önemi hakkında bahsedeceğim, bilgiler vereceğim sizlere. Su bildiğimiz gibi her canlının en önemli hayat kaynağıdır. Güvercinler için de bu geçerli. Hayvanlarımız için de geçerli. Güvercin olması önemli değil. Tavuk da olabilir. Tavşan da olabilir. Kedi de olabilir. Muhabbet kuşu, kanarya, hiç fark etmez. İnsan. Su birinci en önemli sağlıklı yaşam koşullarında, sağlıklı yaşam için en önemli şey sudur. Güvercinlerin suluğu da tertemiz olmalı arkadaşlar. Yani evinizde bir bardak su içerken kirli bardakta su içmeyecekseniz, içmiyorsanız zaten hiçbir kimse de içmez. Güvercin sulukları da böyle tertemiz olmalı. Gerekirse her gün yıkanmalı. Ve güvercin suluğunuzun yeri de kümesinizin içinde ise yüksekte olması lazım. Yani yer zemininde olmaması lazım. Yer zemininde suluğu bırakmıyoruz. Bir aparat yardımıyla yukarıya böyle bir tünek gibi bir tahta ayarlayıp üzerine koyup orada da suluğu bırakabiliriz. Eğer salma içerisindeyse bu şekil. Yerden yüksek, tüneğin üzerinde. Bak bu kuşlar geldi, içiyorlar şu an. Evet. Bir tane erkek. Bunlar ikisi de kardeş. Bakın gördünüz, direkt gelip içtiler. Bugün kuşlarımın suluğunda aminasit var. Evet, içiyor. Yani suluk hiçbir zaman yer zemininde olmasın. Ben tavsiye etmiyorum. Ve tertemiz olacak. Böyle salma içerisinde tünek üzerinde olacak. Dediğim gibi suluk temiz olacak. Her zaman yıkanacak. Çünkü biz biliyor bütün kuşlar, kümeslerde oluşan bakteriler, mantarlar genelde suyun içerisinde oluşur. Kirli sulukta oluşur. Uzun süre değişmeyen sularda olur. Alanında mesela 10 tane kuş var. 5 litre suluğu bir dolduruyor. Kışın bir hafta suluğu değiştirmiyor. 10 tane kuş kışın bir haftada anca bitirir o suluğu. 5 litreyi. Ama sürekli değiştirdiği zaman, sürekli suluklarını temiz tuttuğu zaman kolay kolay kuşlarınızda hastalık olmaz. İçme suyu kirli ise, kap kirli ise bilin ki kuşlarınız hastalanacaktır. Bu benim düşüncem. Ben yıllardır en önemli, en dikkat ettiğim konu içme suyudur. İçme suyuna her zaman dikkat etmişimdir. Suluklarıma dikkat etmişimdir. Temiz tutmak birinci şartımdır. İçme suyu kirli oldu mu bilin ki hastalanacaktır kuşlarınız. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Mutlaka bir gün kuşlarınıza hastalık gelir. Yani ben mesela bir küme ziyaretine gittiğimde de benim gözüme ilk çarpan şey kümesteki suluğun temizliği yeri. Ben ilk önce ona dikkat ederim. Yani size de tavsiyem suluğunuzu yerden yukarıda, tüneklerde, kümeslerin içerisinde de tünek kullanıyorsanız, burası benim uçum kümeslerim, bekar kuşlarım var burada. Burada erkekler duruyor. Burada dişiler duruyor. Burada da yavrular. Bu sene üretmedim pek yavru. Daha yavrularımız hazır değil. Annelerinin altındalar. Burada da dişilerim var. Bu kümeslerde bile, kümes içerisinde bile ne suluk yok. Erkeklerin kapısı açık. Oradan göstereyim. Bakın burada suluğu hiç kullanmıyorum. Bu kümesin içinde hiçbir yerde suluk yok. Nerede var? Zaten ben her gün kuşları dışarı çıkardığım için salma içerisinde tünekte var suluk. Sabah akşam sürekli kuşlarımı dışarı çıkarıyorum.
O yüzden salma içerisinde yüksek bir yerde bırakıyorum. Farz edelim ki siz suluğunuzu yer zemininde bıraktınız. Tüy zamanı olduğunu düşünün veya kümesleriniz çok kirli. Ne oluyor bu sefer? Suluk yerde olduğu için kuşlar kanat çırptığında o kümesin içindeki ufak dışkı parçaları, tüy parçaları, kuşlarınız kanat çırptığı için suluğun içine girme, suluğu kirletme, pisletme durumu olur. Bu da zaten kirli su oluşur böylece. Bu sefer de kuşlarınız içerse hastalanır. Ama yer zemininden yüksek olduğunu düşünürsek böyle bir risk olmaz demiyorum ama diğerine göre çok aşağıda olur. Onda %100, %80, %90'sa burada %2 veya %3 en fazla. Yani her zaman ben suluğuma geldiğimde içinde hiç kolay kolay böyle bir dışkı parçasıdır, bir tüy parçasıdır göremiyorum yani. Biz de zaten her gün temizliyorum. O yüzden suluk temizliği, yeri bence kümeste, kuş beslemede en önemli faktör ve en önemli olaydır. Yani bu suluk temizliğine dikkat edin. Gerekirse her gün değiştirin. Kümeslerinize gece suluk bırakmayın. Gece neden kümeslerde suluk bırakmayın? O videoya da bir gün değineceğim. Ayrı bir video olsun o da. Gece suluk bırakmadığınızda kümeslerinizde bir şey kümeslerinizde olmaz. Bu ben iddia ediyorum. Suluğu orada bırakmayın gece. Su bırakmayın, yem bırakmayın. O kümeslerinizde olmayacak. Onun da videosunu da yapacağım. Ben suluklarımı gece döküyorum. Yem de yerde, yemlikte de bırakmıyorum geceleri. Sabaha kadar yemliğim dolu olmuyor. Suluğum da dolu olmuyor. Bu yüzden de kuşlarda, hastalıklarda önemli bir böyle ne diyeyim artık, onun ismini vermek istemiyorum. O videoda söyleyeceğim. O olmaz. Onu da başka bir gün bir video yapıp sizlerle paylaşacağım. Yani kümeslerinizdeki suluk çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Bu şekil bir sistem oluşturun. Bu şekil devam edin suluklarınızın. Anlattığım gibi yapın. Göreceksiniz kuşlarınızın sağlığı hep maksimum seviyede kalacak. Kolay kolay hastalanmayacaklardır. Çok büyük yanlışlar yapmadığınız sürece kuşlarınızdaki sağlıklı hayatları devam eder. Bugünkü videom da işte arkadaşlar böyle bildiğim kadarıyla ben her zaman uyguladıklarımdan bahsediyorum. Uygulamadığım bir şeyi sizlere de tavsiye etmiyorum. Böyleydi. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalımı çevrenizde varsa kuşçu arkadaşlarınız, onlara tavsiye edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.